İçimdeki öfkeden kurtulamıyorum, nefsime hakim olamıyorum. Bazen çok fevri çıkışlarda bulunuyorum ve o zaman kendime gelemiyorum. Kendimi çok kötü hissediyorum. Dilimi, nefsimi, öfkemi nasıl terbiye edebilirim? Bunun için ne yapmalı? Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah razı olsun. Eğer öfke varsa, gereksiz yere kızmak varsa, eğer birilerini kırıyorsak, üzüyorsak, gönlünü dağıtıyorsak, bir sorun var. Nerededir sorun? Karşımızdakini göremiyoruz. Allah'ın hesabını yapamıyoruz. Karşımızdakini göremiyorsak, aslında kendimizi göremiyoruz demektir. Kendimizi görebilsek, neye layık olduğumuzu anlasak, karşımızdakine de o kıymeti, o değeri veririz. Onu öyle ciddiye alır ve severiz. Herkes Allah ile beraberdir. Allah her bir kuluyla beraberdir. Her bir kuluna şah damarından daha yakındır. Her bir kulunu ihata etmiştir. Kula muamele ederken mutlaka onu görmek gerekir. Onun sahibini görmek gerekir. Bunu bilip ona göre muamele etmek gerekir. Yetmez. Bir de onun üzerindeki Allah'ın güzelliğini görmek gerekir. Allah'ın 99 esması vardır. Bununla beraber bir kulda mutlaka bu isimler tecelli etmiştir. İstisnasızdır bu. Kiminde 3-5 tane tecelli ediyor yakın. Kiminde 10 tane, kiminde 20, kiminde 50. Böyle farklı farklı tecelli ediyor. Açığa çıkıyor üzerinde. Bir insana bakarken önce onun güzelliğini görmek gerekir. Daha doğrusu Allah'ın onun üzerindeki o isminin tecellisini, güzelliğini görüp onu öyle sevmek gerekir. Onu öyle sevince Allah'ın ismini sevmiş oluyorsun. Senin sevgin Allah'a gidiyor. Ama diyelim ki baktık, hatasını gördük, yanlışını gördük, günahını gördük. Bu durumda eğer sadece o yanlışları, günahı, eksiği görürsek onu göremedik. Ondaki güzelliği göremedik. Bu yanlış, bu eksik. Allah bir kulu hesaba çekerken sevabını bir tarafa, günahını bir tarafa koyup mizanda tartıyor. Sevabı bir fazla gelirse Allah onu iyilerden kabul ediyor. Yarı yarıya. Bununla beraber iyiliklerine en az 1'e 10 vermiş bir de. Yani 10'da 1. 10'da 1 güzellik varsa onda, Allah onu güzellerden kabul ediyor. Güzel yere, cennete layık görüyor. 10'da 1. Biz de insana bakarken mutlaka hükmü böyle vermemiz gerekir. Yoksa Allah'a ters düşmüş oluruz. Yani Allah'ın güzel dediğine çirkin demiş oluruz. İyi dediğine kötü demiş oluruz. Bu karşımızdakine yaptığımız zulümdür. Nasıl yapıyoruz onu? Konuşarak, onu kırarak, ona kızarak, onu dağıtarak. Bu bir mümine yakışan hal, yakışan tavır değil. Bunu bize yaptıran kimdir? Nefsimizdir. Bununla beraber nefsin akıl hocası şeytandır, iblistir. O yaptırıyor. Bak diyor, şöyle söyledi, bak şöyle yaptı. Hadi ona kız, hadi ona bağır, hadi ona laf söyle. Bize düşen iblise, nefsimize tabi olmak değil, Allah'a ve Resulüne tabi olmaktır. Allah'a itaat edip Resulüne tabi olmaktır. Bunun için yapılması gereken şey nefsin temizlenmesidir, tezkiyesidir. Nefsin kötü halini temizleyip iyi haliyle halendirmektir. Bu ne demektir? Nefsin o vehmi halini temizleyip Allah'ın isimlerinin tecelli etmesi için o çabayı, gayreti sarf etmektir. Yani güzel yapmaya çalışmaktır. Ama bunun için de mutlaka bir mürşid-i kamil gerekir. Hiç kimse kendi kendine nefsini tezkiye edemez. Bu durumda kardeşlerimizin bizi dinlemesi gerekir. Eğer istiyorsa, tedavi olmak istiyorsa, nefsi tezkiye olsun, temizlensin istiyorsa, bizi dinlemeleri gerekir. Anladığını evet, alıp imana dönüştürmeye çalışması gerekir. Bir çaba, bir gayret içinde olması gerekir. Dünyanın neresinde olursa olsun o fark etmez. Bunu yapmaya çalışırken Allah ona yardım eder. Ona ikram eder.
Bir tarafta Allah'ın kuluna nefettiği ruh vardır, Rabbini istiyor. Bir tarafta da nefis vardır. Dünyaya ait topraktan meydana gelmiş. Bununla beraber toprağa ait olanı istiyor. Bir de kendine bir varlık vermiş, vehmetmiş, nefis. Manevi olarak ne kadar güçlü olursak, nefse karşı o kadar galip geliriz. O kadar onu kontrol etme halimiz olur. Gönül, manevi taraf nasıl güçleniyor? Neyle güçleniyor? Elbette ki iman ile. Yani Allah'ı sevmekle, Allah için sevmekle güçlü olur. Manevi olarak güçlenir. Güçlü olduğu kadarıyla evet, nefse karşı, şeytana karşı, dünyaya karşı tavrını koyabilir, kazanabilir. Hayat baştan sona böyle bir cihat, böyle bir savaştır. Evet, onun için Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Nefisle olan cihada büyük cihat dedi. Çaba gayret sarf ediyor, cihat ediyorsun. Bu cihadı yaparken aynı zamanda bir de azap çekiyorsun, sıkıntı yaşıyorsun. Mutlaka bu cihadı, nefisle olan cihadı yapmak lazım, yapıp kazanmak lazım. Nefsini tezkiye edenler kurtuluşa erer. Öyle burada ayet-i kerimede, kıyamet günü huzura geldiğinizde ancak nefsini tezkiye etmiş olarak gelenler kurtuluşa erer dedi. Bu nefis tezkiye olmadan kurtuluş yok dedi. Bu durumda hep beraber çaba gayret sarf edip nefsimizi tezkiye etmemiz gerekir. Onun nefsin şirkinden, küfründen, o nifakından kurtulmamız gerekir. Hasedinden, riyasından kurtulmamız gerekir. Manevi olarak evet, güçlenip evet, Allah'a koşmamız gerekir. Yoksa bizi yoldan alıkoyar. Bir insana bakarken doğru bakıp doğru hüküm vermemiz gerekir. Bir insana bakarken ona Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak bakmamız lazım. Allah'ın onun üzerinde bir muradı var. Nedir muradı? Ondan kulluk istiyor. Hazreti insan olmasını istiyor. Böyle bir durumda bizim de yapmamız gereken şey ona yardım etmektir. Başka türlü hüküm yanlış hüküm olur. Elimizden geldiği kadarıyla. Farz edelim ki hiçbir şey elimizden gelmiyor ve karşımızdaki bizi dinlemiyor. Hatta cahilce konuşuyor. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Müminleri anlatırken onlar öyle kimselerdir ki o müminler. Cahiller, kendini bilmezler. Onlara laf attıklarında selam deyip geçerler. Evet, selam deyip geçerler. Bir şey yapmıyor bak. Müdahale etmiyor. Onu kırmıyor. Laf da söylemiyor. Bir de üstüne ne diyor? Selam. Yani Allah'ın selamı üzerine olsun. Ben senin için selameti istiyorum. Ben senin için cenneti istiyorum. Ama sen bana böyle konuşuyor, böyle laf atıyorsun. Evet. Geçip gidiyor. Bunu söyleyip geçip gidiyor. Mümine yakışan tavır bu tavırdır. Rabbinin kendisinden istediği tavır bu tavırdır. Eğer Rabbimiz bizi sevsin istiyorsak tavrımız bu olmalıdır.